Gerçeğin İzinde programının ikinci bölümündeyiz ve konuklarım yine Cemal Engin Yurt, Mehmet Emin Ekmen ve bu arada Deniz Yavuz Yılmaz. Deniz Yavuz Yılmaz son cümlelerini alalım onun. Çünkü yarım kalmıştı, çok önemli bilgiler de aktarıyordu bize. Deniz Bey, sözü tekrar size bırakıyorum. Mehmet Şimşek'le ilgili ilginç veriler veriyordunuz. Onların notunu alalım. Buyurun, tamamlayın cümlenizi. Evet, 2017 yılında Mehmet Şimşek dönemin başbakanıyken AK Parti'nin özelleştirme sürecinde bu elektrik dağıtım şirketleri ve... Deniz Bey, görüntüde bir donma oldu. Hemen tekrar alacağız biz sizi. Görüntüde bir donma oldu. Sesinizi duyuyoruz ama görüntüyü tekrar ayarlasınlar arkadaşlar. Önemli rakamlar veriyordu. Ve ilk kez televizyonlarda verilen rakamlar olarak da duyurdu Deniz Yavuz Yılmaz. Dolayısıyla not etme ihtiyacını hissediyoruz. Büyük bir ihtimalle yarınki haber bültenlerimize taşıyacağımız bilgiler aktarıyor bize Deniz Yavuz Yılmaz. Ve mecliste şu anda ve o bilgileri aktardıktan sonra da meclise toplantılara devam edecek. Biz de Mehmet Emin Ekmen, çok özür dilerim, Cemal Engin Yurt ve aramıza da katılacak olan Tacire Baktaş'la devam edeceğiz. Kamuoyu araştırmacısı, onun da elinde önemli bir araştırma var. Daha önce bize bilgisini vermişti ama giderek artan oranları da görüyoruz. Erken seçim istiyor mu, halk istemiyor mu rakamları? Tabii Deniz Bey, herhalde arkadaşlar hallettiler görüntüyü. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Evet, 2017 yılında dönemin başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in de imzasıyla birlikte AK Parti'nin özelleştirme sürecindeki elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin devlete olan Amerikan doları cinsinden borçlarını Türk lirasına çevirip üzerine 6 yıl boyunca da 6 taksit yaptığını ve devleti devasa tutardı, zarara uğrattığını tespit etti. Şimdi bir örnek vereyim hızlı bir şekilde. Bunu açıkladığım bir örnekte. Evet. Sonra toplamını söyleyeceğim size, ne kadar devasa bir zarar. Bu da emeklimize, çiftçimize, memurumuza, hepsine fakirlik olarak geri dönüyor. Bakın, AK Parti'nin Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin, yani bu İzmir'deki biliyorsunuz bir yağmur sonrası biriken suyun içindeki elektrik kaçağıyla hayatını kaybeden iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesinde büyük sorumluluğu bulunan elektrik dağıtım şirketinin sahibi Aydem Enerji'nin, eski adıyla Elsan, sahip olduğu yatağın termik santralinin devleti olan Amerikan doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL'ye çevirip 6 taksit yaparak nedenli büyük bir zarar yarattığını tespit ettik resmi belgeleriyle. Evet. Zarar 263 milyon dolar. Ve 2017 yılında sözleşme imzalandığında Amerikan doları cinsinden borçlar TL'ye 3,53 TL kurundan dönüldü. Ve bu oranda 6 yıl boyunca ödenmeye devam etti. 6 yılın sonunda son taksitin ödendiği tarih 2022 yılı Aralık ayı. Ve dolar kuru kaçtı biliyor musunuz? 18,61 TL. Yani 5 kat fark var. Şimdi dolayısıyla devasa bir zarar burada AK Parti'nin şirketlere, yandaş şirketlerine yaptığı peşkeşle oluşmuş oldu. Toplam belgeleriyle ispat ettiğimiz toplam 10 şirkete bu şekilde devleti olan Amerikan doları cinsinden özelleştirme borçlarının TL'ye çevrilip üzerine 6 yıl boyunca 6 taksit yapılmasıyla birlikte oluşturulan zarar 1 milyar 257 evet, milyon dolar. Güncel kurla 41 milyar 401 milyon TL. Şimdi bunun üzerine bir de şunu koyalım. Emekliye reva görülen bu 2500 TL'lik hemen de enflasyonun, yükselen enflasyonla birlikte yok olacak, buharlaşacak olan o ücret artışının beraberindeki fakirliğe nelerin neden olduğunu da bir kez daha ortaya koymuş olalım. Bakın, AK Parti tarzı yapılan 8 yap işlet devret karayolu projesinde, ki bunun içinde
Osman Gazi Köprüsü'nün dahil olduğu Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu projesi var. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 3 etabı var. Avrasya Tüneli var. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu projesi var. Ankara Niğde Otoyolu projesi var. Çanakkale Köprüsü dahil Çanakkale Malkara Otoyolu projeleri var. Bu projelerin eğer devlet kendi öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolara mal edecekti. Ancak AK Parti yandaş şirketlere dolar ve euro üzerinden verdiği garantilerle birlikte yaptırdı ve bu projeler kamuya devredilene kadar geçecek sürede şirketlerin kasasına girecek garanti edilen toplam tutar en az 59 milyar dolar olacak. Aradaki fark 37 milyar dolar. Bunun da güncel kurla karşılığı 1 trilyon 221 milyar lira. Evet. Sözün bittiği yer burası. Evet. AK Parti işi gücü bırakıp yandaşlarına böyle kendi siyasetini de finanse edecek kaynakları aktarırken, vatandaşı fakirleştirirken diğer taraftan da yüzünü aman belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti diyerek onlardan AK Parti döneminde birikmiş borçları güya tahsil edip yine kendi yandaş şirketlerine aktarıp kendisini kurtarmaya çalışıyor. Ama bu bir nafile bir çaba. Hayvan hakları, hayvanları koruma kanun teklifi diye getirdikleri ancak aslında adının hayvanları katletme kanun teklifi olması gereken teklifin içinde de yine bütün faturayı belediyelere çıkaracak olan bir katliam yasası yapmaları gibi insanı insanlıktan, hayvanı hayvanlıktan çıkaran bu kanun teklifiyle birlikte aslında yine belediyelerin üzerine yüklenerek onlara kendilerinin işlemek istediği cinayeti işletmek istemeleri gibi burada bütün faturayı Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere, muhalefet belediyelerine ve vatandaşa çıkarmak istiyorlar. Biz bütün mücadelemiz hem vatandaşımızı hem bu vatandaşlarımızın içindeki emeklileri, çiftçileri, memurları, öğrencileri, işçileri hepsini korumak olduğu gibi sokak hayvanlarını da sahipli sahipsiz diye tarif edilen tüm hayvanları da korumak, AK Parti'nin yok etmeye odaklandığı, işte sahipsiz hayvan dediği bu kapsamdaki köpekleri, kedileri, kirpileri, sincapları, kelebekleri kurtarmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Kedileri kurtardık, sincapları kurtardık, kelebekleri kurtardık, ateş böceklerini kurtardık. Sıra köpeklere geldi. Hem insan hayatını koruyarak hem de onları sokak hayvanlarını hayatta tutacak en güzel uygulamaları hayata geçirebilmek için de bu konuda da mücadeleye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Deniz Yavuz Yılmaz. Bunların hepsini not ettik. Ayrıca yarın da sizden o belgelerin bize göndermenizi isteyeceğiz. Belki onları kullanmak isteriz hem internet sitemizde hem de tabii ki haber bültenlerimizde. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tacire Baktaş, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey'e söz veriyorum. Tekrar